Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MSI Mach B460 Tomahawk anakartımızı inceleyeceğiz. Evet, şu anda anakartımız karşınızda duruyor arkadaşlar. Hemen kutusunu incelemekle başlayacağız. Üzerinde neler var, hangi bilgiler var. Sonra kutu açılımı ve kasaya montaj, çalıştırma, test olarak devam edecek videomuz. Hemen MSI yazısını görüyoruz ve chipset burada gözüküyor. B460, şöyle yaklaştırayım. Intel chipseti burada görüyoruz. B460, Intel Core 10. nesil yazdığını görüyoruz ve Intel Optane Memory Ready burada da karşınıza çıkıyor. Ve Tomahawk olduğu için anakartımıza ismini veren füzenin resmini koymuşlar. Tomahawk, Mach B460, Tomahawk, Intel Motherboard görüyoruz. Ve şurada da Esports Pro Official Gaming Partner yazısında anakartımızın ön yüzünde görüyoruz arkadaşlar. Hemen arkasını çevirelim. Burada önemli bilgiler ve detaylar yer alıyor. Evet, anakartımızın arka yüzünde tekrar Mach B460 Tomahawk, Intel Motherboard ve RGB Mystic Light özelliğini görüyoruz. Tekrar chipseti ve 10. nesil desteği burada yazıyor. Şurada dikkatimizi çeken Extended Heatsink Design, yani genişletilmiş soğutucu bir dizayna sahip olduğu söyleniyor. Ve bu özelliği sayesinde maksimum soğutma sağlanacaktır. Lightning, yani şimşek ve yıldırım hızında USB özelliği olduğunu burada görüyoruz. 2.5G Plus Gigabit LAN özelliğinin bulunduğunu burada görüyoruz. Ve bu özellik sayesinde Best Online Experience Without Lag diyor. Yani online oyunlarda en iyi deneyimi lag olmadan yaşamanızı sağlayacak bir özellik olduğunu buradan görebiliyoruz. Ve burada da göstermiş. Mystic Light özelliği var. 16.8 milyon colors, yani renk, 29 led efekti bulunuyormuş arkadaşlar. Ve iki tane M.2 slotumuz var. Bunlardan biri Shield Browser, yani koruma, soğutma, hem koruma hem soğutma özelliği bulunan bir kalkana sahip arkadaşlar. Böylece daha hızlı veri transferi ve soğutma sağlanacaktır diye bir iddiası var. Ve ses olarak da audio boost seslerini, ses teknolojisini kullanıyor anakartımız. Şöyle hemen desteklediği 10. nesil Intel Core ve Pentium Gold Celeron LGA1200 soket olduğunu buradan görüyoruz. Intel B460 chipset, PCI Express'leri buradan görüyoruz ve Sport 2-Way AMD Crossfire teknolojisi olduğunu görüyoruz. Yani iki ekran kartını birbirine Crossfire teknolojisiyle bağlayabileceğinizi burada bize göstermişler. DisplayPort ve HDMI bulunuyor anakartımızda. Bunları kullanabilmemiz için de işlemcimizin grafik biriminin bulunması gerektiği yazılmış. DDR4 maksimum 2933 MHz'e kadar RAM'lerimiz destekleniyor. Yani daha düşük RAM'de kullanabilirsiniz tabi. Maksimum 2933 MHz'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. PCI Express slotları gösterilmiş. Hemen geçelim. Storage, depolama, M.2 ve SATA burada hemen karşımıza çıkıyor. USB portlarımız da burada gözüküyor gördüğünüz gibi. USB 3.2 ve USB 2'lerimiz, Type-C ve benzeri USB portlarımız bulunuyor. LAN olarak da Realtek 2.5 Gigabit LAN'ımız var. Bir de 1 Gigabit olan LAN var. Yani iki tane LAN bulunuyor. Ses olarak da 7.1 Channel Audio, HD Audio Bit, Audio Boost ses teknolojisine sahip bir anakartımız arkadaşlar. Bu anakartımızla birlikte kullandığımız işlemcimiz Intel 10. nesil Core i5 10400F işlemcimiz. Bunun da videosu var kanalımızda. Ona da ayrıca bakabilirsiniz. Artık anakartımızı kutusundan çıkartalım.
Evet, şu anda MSI Mach B460 Tomahawk anakartımız karşınızda. Görüyorsunuz Pro League ESL ile yani e-sport liglerinden kullanıldığını gösteriyor. Biz de bunun için özellikle aldık. Merak ediyorum hız olarak. Şurada 10. nesil ibaresini görüyorsunuz desteğini ve Optimum Memory Ready yazıyor. Kutunun arkasında da kısaca özelliklerinden bahsedilmiş. Gördüğünüz gibi kutuyu açtığımızda tüm özelliklerinden bahsedeceğiz. Alırsanız kutunun arkasından da özelliklerine bakabiliyorsunuz. Onu gösterelim. Şu şekilde. True Gaming. Güzel. MSI biraz kalitedir yani. Sağlam malzemeler kullanıyor gerçekten. Açtığımız gibi anakartımız şöyle kendini gösteriyor. Renk olarak siyah ve grimsi renkleri kullanmış ama aydınlatması var. Bunu merak ediyoruz. Anakartı bir köşeye koyun. Altından neler çıkıyor ona bakalım. Hemen geri dönelim anakartımıza. Kutumuzun devamında neler çıkıyor? İşte SATA iki tane. Biri düz uçlu, diğeri işte girmiyorsa, sıkıntı çıkarabilecek yerler varsa daha rahat takabilmek için ucu kırık şeklinde. Onu da köşeye alalım. Şöyle MSI'ın renkli bir tasarım var. Reklamını yapmış monitörünün ve diğer sistemlerinin reklamını yapmış diyelim. Hepsi RGB ışıklı. Yani her şeyi MSI alırsanız güzel bir senkronize olacak. Yani sadece oyun amaçlı değil diyor. Hem oyuncular hem de creators. Hemen şöyle her zaman MSI'ın içinden çıkan bir logosu oluyor. Severseniz isterseniz kasanızı süsleyebilirsiniz. Ve şu parçalar, vidalar M2 için gerekecek. Bunlara sahip çıkın. Kaybetmeyin. M2 takarsanız lazım edecektir. DVD sürücüsü çıkıyor. Tabii bunu da kullanabilirsiniz ama internetten MSI'nin resmi sitesinden destek bölümünden daha güncel sürücüleri bulabilirsiniz. İşte teşekkürler bizi seçtiğiniz için. Bir MSI ürünü seçtiğiniz için teşekkür belgesi. Hızlı yükleme rehberi diyor. Hemen buradan da tüm yüklemeleri yaparız. Bak burada Almedi'nin fanını koymuşlar. İlginç. Gerçekten ilginç değil mi? AMD'nin fanı bu. Kendi fanlarını koymamışlar. Şurada var da. Neyse. Bakın bunlar önemli. Şunları takmakta zorlanıyorum ben bile. Hiç sevmediğim bir işlem. İğne takacağız. İşte bu HDD, Power, Switch, Reset Switch. Bunlar nereye takılıyor? Onu görmek açısından bu belge önemli. Bunu kullanabilirsiniz. Eğer zorlanıyorsanız. Kutu içeriği bu kadar mı? Yok. Başka da bir şey yok. Bakın buraya ne saklanmış? Tanıtma ve kullanım. Tanıtma ve kullanım kılavuzu diyor. Garanti belgesi. 3 yıl. Güzel. Garantisi de buradaymış. 3 yıl olduğunu hemen gösterelim. 3 yıl. Güzel. 2 yıl olmasından daha iyidir. Yani bu kadar güveniyor demek ki. Poşetinden çıkartalım anakartımızı. Anakart. Arkadaşlar çok ağır gerçekten. Bu ne? Bu nedir? Şu soğutucu ekstra. Soğutma yeri de var şurada gördüğünüz gibi. Genişletilmiş soğutucu. Böyle bir ağırlık yapıyor ki buraya. Of, buz gibi. Oo, çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Buz gibi. Soğutma plakaları genişletilmiş. Harika bir şey olmuş ya. Çok ağır ya. Kolum ağrımaya başladı şu anda. Hemen özelliklerine geçmek istiyorum ve kısaca anlatmak istiyorum. MSI Mach 460 Tomahawk anakartımızın ismi. Hemen işlemci soket tipi 1200. Intel chipset Intel B460. RAM slot sayısı 4. Gördüğünüz gibi şurada.
RAM desteği 128 GB. Tabii biraz uç bir rakam ama tabii 32-64'ten yukarı pek çıkacağımızı zannetmiyorum. En fazla olsa olsa. RAM tipi DDR4. Bizi üzen kısmı ise şimdi geliyor. i5 tarafından bizi üzen kısmı ise gördüğünüz gibi RAM frekans hızı 2933 MHz'e kadar desteği var ama i5'in 2666 MHz'e kadar desteği var. Bu yüzden anakartımızı mecburen maalesef 266 MHz'de kullanacağız. Ona da desteği var. 2400'e de desteği var ve 2133 MHz'e kadar desteği var. Anakart boyutu ATX gördüğünüz gibi büyük bir anakart. Kasanız da ona göre olması lazım. Küçük bir kasanız varsa sıkıntı olacaktır. Onu iyice araştırın. ATX olmasına bakın. İki tane ekran kartı takabiliyoruz buralara. Crossfire desteği de var. M.2 bulunuyor. İki tane. Şurası M.2 Shield Freezer yazıyor. Gördüğünüz gibi soğutucu bir kalkanı var. Diğerinde ise yok. Bu gerçekten soğuk. Şu an parmağımla dokunuyorum. Soğuk arkadaşlar. Gerçekten bu soğutucular gerçekten soğuk ve kaliteli. Buraya takarsanız M2'nizi gerçekten onda soğutacak ve performansı arttıracaktır. SATA olarak da 6 tane SATA desteği var. Burada yanda 2, 2, 4. Burada da 2 tane 6 tane SATA desteği var. Ses çipi olarak Realtek ALC 1200'ü kullanıyor. Bu özel yüksek çözünürlüklü ses işlemcisi arkadaşlar. Yüksek kalite ses kapasitörleri var. Ve 7.1 HD audio boost teknolojisini destekliyor. Gerçekten artık yeni anakartlarda çok güzel ses alabiliyoruz. Ses kartı kullanmamıza pek gerek kalmıyor bu nedenle. Mystic Light'la da gördüğünüz gibi ışığı var bunun. Çok güzel renkler alabiliyoruz. 16.8 milyon renk ve 29 LED efekti mevcut arkadaşlar. Tekrar soğutmaya geçersek, şurada ilk açılışımızda göstermiştim. Genişletilmiş görüyorsunuz arkadaşlar. MSI genişletilmiş PWM soğutucu ve gelişmiş devre tasarımına sahip görüyorsunuz. En üst düzey Intel CPU'nun bile tam hızla çalışmasını sağlayacaktır. Şurada da görüyorsunuz termal pedler bulunuyor. Ve ısı çok güzel bir ısı transferi sağlayacak. Bakın şuralar 12 artı 1 artı 1 düet raylı güç sistemi de mevcut. Dijital işlemci güç sistemi ile oluşturulmuş agresif VRM tasarımıyla maksimum performans sağlayacaktır. Kat kat görüyorsunuz kat kat. Kat kat kalın soğutucular var. Çok iyi. Ayrıca ekstra bir bilgi de vereyim ki pompa fan desteği de bulunuyor sıvı soğutucular için. Burada. Evet arkadaşlar şöyle anakartımızın çıkışlarından da bahsedelim. Eski tip mouse desteği, klavye desteği hala var. İki tane USB 2.0'ı görüyorsunuz. DisplayPort, HDMI ve Type-C bulunuyor. İki burada, iki burada, iki de iki. Dört tane USB 3.2 desteği var. Ve Ethernet 1 GB ve 2.5 GB gerçekten çok iyi oyunlarda. Asıl performansı bu verecek bize. Buradan da e-sport açısından ses çıkışlarını da burada görüyorsunuz. Optik çıkışı da var. Anakartımız gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Şimdi artık montaja geçebiliriz. Ve şurada ekran kartının ekstra bir koruyucusu var. Gördüğünüz gibi. İkincisinde yok. İşlemci gücü bakın 2.2.4.8 pinli ve oyuncu bilgisayarları için dizayn edilmiş kaliteli malzemelerden üretilmiş bir anakart arkadaşlar. Artık bilgisayarımızı kapatalım. 9. nesli çıkartalım ve 10. nesli takalım arkadaşlar.
anakartımızı kasamıza sabitledik arkadaşlar. Hemen işlemci gücünü verelim buradan. CPU power. İşlemci gücümüzü taktık. Hemen anakartımıza da güç verelim. Evet. Şimdi işlemcimizi artık monte edebiliriz. Montajına geçelim. İşlemci montajında yani acele etmemek lazım. Şuradaki mandalı görüyorsunuz. Onu bastırıp kenara çekiyorsunuz arkadaşlar. Şekilde sonra kaldırıyorsunuz. Kapağı çıkarmasanız da kapak kendini atacaktır. İşlemcimizi taktığımız zaman. Açalım. Yani her işlemci taktığımda söylüyorum, yeniden söyleyeyim. Şurada bir ok işareti görüyoruz. Kartımız burada. Anakartımızda da bakın kapağın üstünde şu anda. Kapak çıktığı zaman da metal plakanın üstünde ok işareti olacak. İşlemcideki ok işaretiyle buradaki ok işareti aynı yere gelecek. Yani işlemcimizi şu şekilde tutacağız. Ve narince yavaş bir şekilde bırakacağız. Biraz bastırabilirsiniz. Tam oturmadıysa. Biraz bastırın. Çok az. Sonra kapağı kapatın. Şuradaki kanca girsin. Kapak kendinden atacak şimdi. Bakın attı. Ve şimdi arkadaşlar kuvvet uygulamanız gerekiyor. Korkmayın. Kuvvet uygulayın. Ve sıkı olması gerekiyor gerçekten. Kancayı geçirin. İşlemci montajımız bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Aslında basit ama biraz temkinli yaparsak daha iyi olur. Her şey takıldı arkadaşlar. Bakalım çalıştıracağız. Nasıl bir şey olacak? Göreceğiz. Basacağız şimdi. Evet, power'ı açıyoruz. Ve basalım bakalım çalışacak mı? Evet, şu anda çalışıyor. Bakalım daha önce de yaptığımız gibi. Evet, önce bir restart yaptı. Şu anda bakalım. Evet, iki oldu restart yapıyor. Mac yazısı geldi. Şu anda açılıyor. Daha önce de yüklediğimizde artık yeni nesil anakartlarda artık SSD mi HDD mi kullanıyoruz hard diskimizden. Kalan bizim Windows işletim sistemimizi alıyor. Windows 10'da ben bunu gördüm. Başkasında görmedim. Tekrar kaldığımız yerden aynı Windows 10'umuzu bize yüklüyor. Yani hiç sanki
Sistem değiştirmemişiz gibi Windows 10'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda da onu yapacak. Onun için hazırlanıyor. Hard diskteki Windows 10'u. Bakın hazırlanıyor. Yazısı çıktı. Cihazlar hazırlanıyor. Yazısı da çıkacaktır. Sizde de böyle olacaktır. Yani format atmak isterseniz tabii ki de atabilirsiniz. Direkt hemen kaldığım yerden devam etmek istiyorum diyorsanız format atma işine girmeyin. Direkt hard diskinizi ya da SSD'nizi takın. Kaldığınız yerden devam edin. Çok kısa bir sürede yükleyecektir arkadaşlar. Yani uzun sürmüyor. Sonra iki kere resetleyince ben bir tuhaf oldum acaba dedim. Ne oluyor? Sistemi kaldırmada işlemcide mi bir şey var? Hata mı var? Kendisi herhalde ayar yapmak için bir şey olmuş olabilir. Şu an sıkıntısız çalışıyor. Bakalım. Evet bakın çok kısa bir sürede şu anda sistemimiz hazır arkadaşlar. Driver'ı falan yükleyeceğim. Ondan sonra oyun testlerine geçeceğiz. Oyun testlerinde görüşmek üzere. Bu arada Mystic Light'ı da göstereyim. Gayet güzel renk geçişleri var. Mystic Light'ı da yüklediğimiz zaman çok güzel duracaktır. Gece de çok güzel duracaktır. Evet, oyun testimiz Valorant olarak başlıyor arkadaşlar. Hemen hızlıca ayarları yükseğe alalım. Her şey açık. Her şeyi açık yapalım. Her şeyi en yükseğe alalım arkadaşlar. Şu anda. Oh. Çok büyük. Oyun değişti tamamen. Oyun değişti. Oyun bambaşka bir şey oldu arkadaşlar. Detaylar falan. Ama 100 FPS'in de altına düştü. Burada ot mu varmış? Neymiş bu ya? Oyun böyle. Fenamış ve yani bütün ayarları yükseğe aldığınızda 100 FPS'i görüyoruz. Yerler parlıyor, duvarlar. Görmediğim detayları görüyorum şu anda. FPS ile aldık diye. Oyun şu anda bambaşka bir şeye dönüştü arkadaşlar. Hiç görmediğim şeyi görüyorum. 100 FPS'e sabitlenmiş durumda. Ekran kartının soğutucuları şimdi dönmeye başladı. Görün harika. Oyunun görüntüsü size de yansıyordur. Çok fazla değişti. Yani son aylarda harika oluyor. Spike görüldü. Tamam Spike burada koruyun. Koruyun. Destek kuvvet burada. Raze gelecek. Şey değiştiriyor. Hadi bundan da kaç. Reyna'yı da alacaktım ama. Neyse. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yüksek ayarlarda bile. En yüksek aldığınızda 100 FPS'e sabit diyor. En düşük aldığınızda da 250. O civarlarda gidiyor. Tam puan veriyorum. Çok güzel. 16 GB RAM'le de çok daha güzel performans verecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Hiçbirimiz yok.